İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Bekir Ağar'dır. Hoş geldin Bekir. Merhabalar. Merhaba, merhaba. Hayırlı olsun. Çok teşekkürler. Tekrar. Birinci yılımızı doldurduk Şehir Hepimizin programında. Efendim biz Şehir Hepimizin programına 12 Aralık 2016 tarihinde Bekir Ağar'la birlikte başlamıştık. Aradan 365 gün geçti. Yine onunla birlikteyiz ve bugün küresel ara buzul döneminin 3. programını gerçekleştireceğiz. Eğer hatırlarsanız, izleme imkanı bulduysanız Bekir Ağar'la birlikte bu başlık altında 2 program gerçekleştirmiştik. İlkini 9 Ekim tarihinde, ikincisini de 6 Kasım tarihinde Medyascope'da yayınlanan programlar olarak gerçekleştirdik. Bu programlara İstanbul Hepimizin girişiminin ve Medyascope'un arşivlerinden ulaşmanız mümkün. Bugün programımıza başlamadan önce Bekir, dün İnsan Hakları Günü'ydü. Dünya İnsan Hakları Günü'ydü. Onunla ilgili sen bir tweet paylaştın dün itibariyle. O tweetin de çok hoş bir görseli vardı. Arkadaşlarımızdan rica edelim ve o görseli ekrana getirsinler. Ve senden İnsan Hakları Günü'ne ilişkin olarak kısa mesajını alalım. Evet. İnsan hakları, yani ülkenin bu tam değil, bir... Bu değil, bu değil. Mavi zemin, evet, evet bu. Teşekkürler. Tam ülkemizin bir demokrasi krizi yaşamakta olduğu sürecin içinde, bir yandan da bütün dünyada özgürlük mü güvenlik mi ikileminde insanlığın ya da insan bugünkü yöneticilerin diyelim kolayca feragat edebildiklerini varsaydıkları insan hakları meselesi bizim için daha bir özeldi gerçekten. Hem Türkiye'nin yaşamakta olduğu hem insan hakları mağduriyetleri, kadın meselesinden, Kürt meselesinden, nereden bakarsak bakalım, örgütlenme haklarından, bilme hakkından, var olma hakkından, her konuda ciddi sorunlarımızın olduğu bir zaman aralığında ve dünyanın da bir ciddi sorunlarının olduğu bir zaman aralığında insan haklarının yıl dönümünü kutladık. Ama tabii benim dikkatimi çeken önemli şeylerden biri şuydu, yani durum tespitine kilitlenip kalmayalım, durumu hepimiz biliyoruz. Ama şunu da önemsiyorum. Bir kuşak ya da bugün ülkenin yetişkin nüfusunu oluşturan en az yarı insan, insan hakları konusunda hiç emek harcamadan hazır buldular. Olduğu kadarını bile, bütün eksikliklerine rağmen. Yani 50'lerin, 60'ların, 70'lerin mücadeleleri, örgütlenme hakkı için işçilerin, işçi sınıfının yaptığı mücadele ya da dernekler, toplantı gösteri yürüyüşleri hakkı için, ifade özgürlüğü için ödenen bedeller, buna kadar işte darbelerle hapishanelerde çekilenler vesaire vesaire. Halbuki bugün işte seçmen dediğimiz 56 milyonun muhtemelen yarısı bu süreçleri yaşamadı. Onlar 80 sonrası başka bir dünyaya doğdular. Dolayısıyla onlar sanıyorlar ki veri hal budur. Yani insan haklarını tespit ettiği insanlık ve problemi bitirdik. Bildirgeyi de yayınladı. Dolayısıyla ne yapılacağı belli. Yapılmayanlar da yöneticilerin ayıbıdır. Nokta. Uğruna mücadele etmeyi bilmiyorlar. Bunu sadece kuşakları suçlamak için söylemiyorum. Bu biraz da bu gündelik hayatın ritmiyle, çağ değişimiyle, o çağ değişiminin ürettiği zihin haritasıyla da ilgili. Çünkü şöyle de bir fark var mesela. Bizim kuşağımız ya da bizden önceki kuşaklar da dahil, adanma kültürüyle büyüdük. Bir davaya, bir aşka, ülkeye, şeye kendini adamak üzerine. Hani Leyla ile Mecnun hikayeleri de o adanmanın ürettiği bir ürün sonuç olarak. Halbuki bugünkü ritmin içinde, bugünkü bu hızlı ve karmaşık hayatın içinde adanma değil, keyif kültürü, haz alma kültürü daha önemli. Dolayısıyla insan hakları da uğruna böyle adanılacak, mücadele edilecek bir alanmış gibi durmuyor birçok genç için. Bu önemli eksikliklerimizden birisi. Çünkü burada kendimize de şu çuvaldızı batırmamız lazım ki bilgi transferini, örgütlenme deneyimini ya da bu tür mücadele etme becerisini, maharetini de yeni kuşaklara aktaramamışız. Darbeler bunu kesintiye uğrattı diyebiliriz, kendi kendimizi avunabiliriz falan ama sonuçta becerememişiz ve aktaramamışız.
Dolayısıyla ülkemiz bugün derin bir demokrasi kriziyle karşı karşıya. İnsan hakları da bunun bir parçası. Evet. Ve biz de bugün bu sıkışıklıktan nasıl kurtulabiliriz'i biraz konuşmak istiyoruz. Çünkü hatırlarsan şöyleydi tasarımımız seninle. Önce bir dünyayı analiz etmek, yani bir cümleyle söylersek bir küresel arabuzul dönem yaşıyoruz ve bütün ülkelerde otoriterliğin, şovenliğin, lümpenliğin at başı gittiği, bütün ülkelerde radikalliğin, nefret söyleminin, ayrımcılığın çoğalmakta olduğu, bütün ülkelerde özgürlük mü, güvenlik mi ikileminde, güvenliğin, demokrasi mi, refah mı ikileminde, refahın tercih edildiği ve seçimlerde de böyle geliştiği, son 5-6 yılın bütün dünyadaki seçimlerine bakarsanız bir hayat ve bir zaman aralığı konuşuyoruz. İkinci programda konuştuk ki Türkiye bu hikayenin neresinde? Türkiye hem sanayi toplumu olmanın kalkınma ve modernleşme süreçlerinde bir şeyler başarmış ama hala kendine göre sorunları olan, örneğin hukuk, eğitim, laiklik gibi meselelerde hala sanayi toplumunun standartlarını bile oturtamamış bir yerdeydi. Ama bunun yanı sıra da bir yandan da bir bilgi toplumu ya da postmodern dünyanın da demokratikleşme, küreselleşme süreçlerini de aynı anda yaşıyoruz. Dolayısıyla bu hikayenin Türkiye henüz bu dört süreci bir arada yaşarken bir takım tökezlemelerle, bir takım problemlerle karşı karşıya ve en azından hani daha somut özetlemek açısından ekonomik olarak işte orta gelir tuzağı demek veya ekonominin sürdürülebilirliğinin olmadığı, kalkınmanın, inovasyonun, gelir dağılımının, çevre meselelerinin çok ciddi biçimde yaşandığı ama yine de kendine göre de diyelim en azından Orta Doğu ülkelerinin içinde önde olan, dünyanın ilk 16-17 ekonomisinden birisi olan bir ülke burası. Ama bir yandan da bütün demin dediğim gibi temel problemlerini de hala çözememişiz. İşte Kürt meselesiydi, kadın meselesiydi, eğitim son aylarda yeniden gündemimize gelen ya da laiklik işte Zeytinburnu Belediyesi'nin kararıyla bile her gün bir kere daha karşımıza gelen bir sürü problem de bir arada. Dolayısıyla bugün artık buradan çıkış var mı ve nasıl çıkarızı konuşacağız diye tasarlamıştık evet. Seninle. Dolayısıyla tam hem birinci yıl dönümüne programın bu hem arada tabii insan hakları gününe denk geldi. Ve tam bu aralıkta tabii hem İstanbul hepimizini tebrik etmek lazım hem de Medyascope'u bu işte tam biraz önce insan hakları vesilesiyle söylediğim gibi bütün yollar, kapılar tıkanmış gibi göründüğü anda bile yapılabilecek bir şeylerin mutlaka olduğunu gösterme çabası için Medyascope ekibini de tebrik etmek lazım. Evet, bizler de çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Ayrıca Medyascope'da bu programın yapılmasına sen vesile olduğun için sana da çok teşekkür ediyoruz. Gönüllü olarak katılan, destek veren bütün dostlarımıza, arkadaşlarımıza ve tabii ki başta da konuklarımıza, program konuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi bu küresel ara buzul üçlemesinin son programındayız ve artık ne olduğunu, ne bittiğini değil, ne olması gerektiğine ilişkin görüşlerini almak istiyoruz. Ve önümüzde de şu anda iki tane önemli ve büyük seçim var. Ben yerel seçimleri çok daha önemsiyorum. Hem daha önce olması itibariyle hem de büyük ölçüde Cumhurbaşkanlığı seçimini de belirleyecek olması nedeniyle. Bütün bu tablo içinde aslında son iki programımızda karanlık bir resim ortaya koyduk. Ve tabii ki artık bundan kurtulup geleceğe ilişkin olarak yapılması gerekenlere, arzulanan Türkiye'ye ilişkin değerlendirmelerini almak istiyoruz. Evet. Şimdi her şeyden önce bir düşünmek lazım, iki emek harcamak lazım. En sade yerden başlayalım. İnsan hakları yani, konusunda da evet, insan hakları konusunda da. Yani hiçbir şey, bir yandan evet bir hayatın akışı var, insanlığın bir gidiş yönü var ki o açıdan ben iyimserim. Eninde sonunda insanlık doğruya, daha refah, daha huzurlu, daha güzel bir hayata doğru yürüyor kaçınılmaz olarak. Ama bir yandan da şunu da kabul etmemiz lazım ki bu kendiliğinden olmuyor. Yani örneğin demokrasi krizi var dedim. Mesela son 10 yılda bile olan hatırlayacaksın hani senin benim gibi yaşı eski kuşaklar 80'den önce derdik ki şöyle bir teker şey laf vardı ya ağzımızda ya 5000 dolara gelse ülke adam başı gelir.
demokrasi problemi olur mu? Ortadan kalkar. İşte 10 bin dolara geldik. Efendim askeri vesayet gerilese demokrasi olur. Askeri vesayet geriledi ama yerine başka bir sivil vesayet çıktı. Ya da efendim işte Kürt meselesi çözüldü, çözüm süreci denendi. Yine demokratikleşme olmadı. Ya da işte bir takım Avrupa Birliği'nin zorlamalarıyla bir takım demokratikleşme paketleri yapıldı ama ya da yeni orta sınıf ekonomik bir yerden söyleyelim. Yeni orta sınıf hani teori diyor ki yeni orta sınıflar büyüdükçe efendim daha özgür, daha refahlı, daha demokratik bir dünyaya sahip çıkarlar. Türkiye yeni orta sınıfın en hızlı büyüdüğü ülkelerden bir tanesi. Ama yine demokrasi gelmedi. Demek ki demokrasi de insan hakları da uğruna mücadele etmeden öyle kendiliğinden olmuyor. Ben seni billeyim mi? Evet, birinci mesele o. İki, bugün her şeyden önce bu sıkışmışlıktan kurtulmanın birinci şartlarından bir tanesi bu umutsuzluğu kırmak. Yani bir kere müthiş bir umutsuzluk var. Entelektüel sığlık üreten müthiş bir kamusal çaresizlik var. Çünkü bir yandan bakarsan son 3 yılda işte 4 tane 5 tane seçim yapıldı referandum dahil. Ve bugün ülke çok kritik karar kavşaklarında belki de ve bu karar kavşaklarının içinde görünen o ki senin benim gibi insanları temsil eden hiçbir güç, kuvvet, aktör o süreçlere dahil değil. Dolayısıyla bize rağmen ama bizi de içine alıp götürecek bir kavşaklarda bir takım karar süreçleri çalışacak. Şimdi bunun ürettiği bir kere bir çaresizlik duygusu var her şeyden önce. İki, aklen ve fikren ve siyaseten bir çözüm bulamıyor olmanın getirdiği bir çaresizlik duygusu var. Dolayısıyla da hep böyle kısa vadeli bakışlar, yani bir zihni dönüşüm geçirmeden bundan sonrasını yürümek için dünyanın, ülkenin ve ülkenin geleceğini düşünmeden kolay yoldan, hemen kısa yoldan çareler arandığı için de hep böyle spektaküler, yani bir aday çıksa, bir slogan bulunsa, bir şey olsa gibi bir kolaycı arayış var. Her şeyden önce bunların hepsinin suni olduğunu bilmemiz lazım. Murat Menteş'in çok güzel bir cümlesi var, ben sıkça kullanıyorum. Yapay umutlarla hakiki felaketler arasına sıkıştık. Hmm. Yapay umut, işte yani şimdi o partiyle bu parti işbirliği yapsa da ya da yok Amerika'da Zarrab davası Erdoğan'ın düşmesine vesile olsa da, Merkel sıkıştırınca şu olsa da bu olsa da gibi çareyi başkalarından arayan, kendi gücüne yabancılaşmış, kendi gönlüne, zihnine, aklına, emeğine yabancılaşmış bir entelektüel dünya ya da beyaz yakalı dünya konuşuyoruz. Halbuki bu tür kriz anlarında toplum entelektüellerine bakar, siyasetçilerine bakar. Topluma geldiğiniz zaman bana soruyorsanız Türkiye toplumu bütün olan bitenin farkında. Yani tam arkadaşlar biraz önce yanlış verdiniz dediğimiz görüntüyü verirlerse, yani yakın zamanda bizim yaptığımız bir Türkiye'de peki ortak değerler var mı diye bir araştırma vardı. Bu gördüğün gibi Türkiye insanının %70'i arzu ettiği, hayal ettiği Türkiye'yi tarif et demişiz. Ve %70 insan o hayal ettiği, arzu ettiği Türkiye için birinci sıfat adalet demiş. Sonra ahlak demiş, güven demiş, saygı demiş, eşitlik demiş, huzur demiş, refah demiş ve aile demiş. Bu ilk 7 tane şey. Çevre bilinci de bunun içinde. Tabii çevre bilinci evet. De var. İlk onun içinde evet. Çevre bilinci de. Ama bu ilk 7 şey hemen hemen bütün Türk, Kürt, genç, yaşlı, ilkokul mezunu, üniversite mezunu, işçi, serbest, mimar, hiç fark etmeden kadın, erkek, bütün farklı kümelerde hemen hemen aynı sıralama var. Bu çok yani, enteresan. Çünkü Türkiye insanı karşısındaki problemin, yaşamakta olduğu meselenin ne olduğunu biliyor. Elbette tabii araştırmanın ikinci bir adımı olarak da şunu yaptık. Peki aynı insanlara geri dönüp tekrar, ya adalet demişsin ama ne anlıyorsun adaletten diye. Tabii ki şöyle bir mesele var. Şu tür farklar var elbette. Diyelim Kürtler için var olma adaleti, tanınma adaleti öncelikli mesele. Kimlik. Ya, evet, kimliklerin meselesi. Ya da efendim işte işçiler için, alt sınıflar için bölüşüm adaleti. Yani gelir dağılımının adil olması, sosyal politikaların düzgün çalışması, kamu hizmetlerine erişimde, kamu hizmetlerine yararlanmada fırsat eşitliği gibi ya da kamu görevlerine de görev alabilmeyde fırsat eşitliği gibi bölüşüm adaleti, yani herkes mağdur olduğu bir yerden konuşuyor ya da
gençlere sorduğunuz zaman tabii ki katılım adaleti, kendilerine dair kararlara ya da senin benim için de yani İstanbul Hepimizin grubunu var eden şeylerden biri neydi? İstanbul'a dair dertlere müdahil olabilmek. Evet. Dolayısıyla bizim için diyelim katılım adaleti gibi adaletin elbette ki farklı meseleleri var. Ama önemli olan şu, toplumun içinde farklı katmanlarında hayatın ama ekonomik, ama sosyal, ama kültürel, ama kamu hizmetlerinden ilişki üzerinden farklı katmanlarında mağdur kimse elbette ki kendi mağduriyetlerinden konuşuyorlar. Ama önemli olan mağrur olanların ya da kamu hizmetlerine kolay ulaşan partizanlığıyla ya da gelir dağılımının üst sınıfında olanlar gibi bu nimetlerden yararlananlar bile adalet diyor. Çünkü problemi görüyor ve bir işin sürdürülemezliğini görüyor. Bence bu araştırmanın en umut veren tarafı oydu. Dolayısıyla... Ve toplumun bütün katmanlarında. Bütün katmanlarında. Çok enteresan. Yani dolayısıyla Türkiye toplumu aslında karşısındaki problemin ne olduğunu görüyor. Yani eğitim meselesine baktığınız zaman ya da sağlık meselelerine baktığınız zaman, sosyal politikalarda baktığınız zaman ya da Kürt meselesine baktığınız zaman. Yani bir yandan şöyle bir tabii ama diyeceksin ki ya peki de yani böyleyse... Ortalıkta gördüğümüz şey ne? Evet. Yani hani metrobüslerde yaşlılara yer vermeyen ya da yere çöp atan, tüküren evet. ya da işte o hayvanlara, kedilere, köpeklere eziyet eden ya da yol vermedin diye silahını çekip önündeki aracın hatta şoförünü vuran. Hatta mücadeleyi evet. Bu insanlar kim diyeceksin. Şimdi orada ben tabii az buçuk sen tanıyorsun beni. Ben aktörler yerine meselelerden ve toplumdan konuşmayı ve analiz yapmaya zihnim daha yatkın. Onun için toplum üzerinden konuşmaya devam edelim. Türkiye toplumunun bu konuda geliştirdiği iki tane davranış kodlaması var. Bir tanesi Türkiye insanları bireysel hayatı ile kamusal hayatını iki paralel evrende gibi yaşıyor. Yani bireysel hayatında son derece umutlu, son derece hayalci, son derece sorun çözücü, formal informal, legal illegal, ayıp veya değil, günah veya değil ama bireysel hayatındaki sorunlarını mutlaka insanlar çözüyor. Çoğulcu çünkü henüz ya gelin tarafı çok dindar çıktı, ya bizim damadın bir tarafı Kürt ya da Aleviymiş diye hiç boşanan duydun mu sen? Hayır. Yok. Çünkü evet. kendi hayatlarında, kendi aile hayatlarında veya iş yerlerinde. Hani sık sık şu laf var ya efendim o Kürt Mehmet biz biliyoruz 40 yıldır çalışıyoruz beraber dönüyor falan. Komşum diyor. Evet ama... Camın öbür tarafına, sokaktaki hayata bakarken bütün bu çözülemeyen problem demetinin içinden bakıyor insanlar. Burada ne kadar umutçuysa, orada umutlu ise orada o kadar korkak. Burada ne kadar sorun çözücü ise burada o kadar sorunlardan kaçıyor ve devlet çözsün o sorunları diyor. Yani iki paralel evrende gibi yürüyoruz. Mehteran yürüyüşünü bizim icat etmiş olmamızın bir sebebi olması lazım diye bir teorim var benim. Evet, bir görselimiz de var. Böyle bir ikircikli davranıyoruz. Dolayısıyla Türkiye insanının değişim talebi ikircikli gibi görünüyor bu sebeple. Evet, mehter birinci takımı. Birinci ayrışma bu. İkinci bir ayrışma şu. Türkiye insanı değerler dediğimiz iyi, doğru, güzel ile ne olduğunu biliyor ama pratiklere geldiği zaman bundan farklı davranıyor. Yani kırmızı ışıkta geçmek yanlış mı? Herkes biliyor yanlış olduğunu. Ama bir yandan da geçenler çoğalıyor. Çoğalıyor. Daha hafta sonu görüntüleri vardı. Ambulansa yol vermeyen sürücüler. Dolayısıyla bu çoğalıyor. Neden çoğalıyor? Neden böyle davranıyor insanlar? Çünkü bir yandan giderek bu karmaşık ve belirsizlik esaslı hayatın içinde kaygı, korku gibi meseleler öne çıkmaya başlıyor. İki, siyaset tümüyle korkulara yaslanan bir yere döndü. İktidar ülke bölünecek, ülkeye bütün batı devletleri ülkeyi bölmek için tezgah kuruyor vesaire diye bir dil tutturdu. Muhalefet işte iktidar ülkeyi şunu yapıyor, bunu yapıyor diye başka bir dil tutturdu. Ama kimse umut üzerinden, yarın sabahki hikaye üzerinden konuşmuyor. Dolayısıyla da o korkuların ürettiği ve bu gündelik hayatın hızının ürettiği bir lümpenleşme var. Yani anlatmaya çalıştığım şey, yine Kadir Has'tan Ali Çiçek'in tanımıyla söyleyeyim, Şaban Recep İvedikleşiyor. Şimdi dolayısıyla Türkiye toplumu bir yandan gerçeklerin ne olduğunu bilmiyor değil, biliyor. Burada sorun o insanların iyi, doğru, güzel diye bildiklerine veya bireysel hayatlarında yaptıklarına karşılık gelen yeni bir ütopya üretilmesi.
Çünkü o yarılmaları yaratan şey ya da kendi kendilerine bahane yaratan şey, doğruyu bildiği halde yapmamayı üreten ya da kendi hayatında yaptıklarını sokakta yapmamasını üreten şey, ortak hayatı olan inanç giderek zayıflıyor. Kimliklere sıkışmaktan, kutuplaşmaktan, lümpenleşmekten gibi bir sürü sebepten dolayı giderek biz duygusunun parçalandığı, biz derken herkesin eksik bir parçayı tarif ettiği, kimilerinin biz derken Kürtleri, kimilerinin biz derken dindarları, kimilerinin biz derken özgürlük isteyenleri dahil etmedikleri bir yarın sabaha dair bir eksik biz tahayyülü var. Tam da işte bu diye buradan çıkışın anahtarı da burada. Yani Türkiye toplumunun ihtiyaç ve taleplerine cevap üreten, dünyanın bu zaman aralığında kendimizde de etrafımızda da olup biten meselelere çare üreten yeni bir ortak yaşam tahayyülüne, yeni bir ortak yaşam ütopyasına ya da yeni bir demokrasi projesine ihtiyaç var. Şimdi eğer eski usulde olduğu gibi bizim doğru bildiklerimizi sana dayatmak, öteki insanlara dayatmak diye kurduğumuz hayat yerine herkesin içinde var olabildiği, herkesin kendini içinde var hissedebildiği, herkesin onur duyarak ben bu ülkenin yurttaşıyım diyebileceği hayat ancak demokratikleşmeyle, çoğulcu, özgürlük temelli bir hayattan olabilir. Ama bunun yanı sıra da kalkınma ihtiyacını unutmayan, ama kalkınma ihtiyacıyla çevre veya sürdürülebilirlik problemini doğru dengelerine tutturan, ama sadece birini öne koyan değil. Yani lafın özü hem kalkınmaya hem modernleşmeye, hem demokratikleşmeye hem küreselleşmeye gibi dört tane süreci hedefleyen, dördüne de bir hikayesi, iddiası, çözüm yöntemi öneren, toplumun o farklı ihtiyaç ve taleplerine kulak kabartan, yerli bir dilden beslenen, yani tam buraya geldiği için söyleyeyim. Mesela biz hak diye konuşuyoruz. Halbuki insanımız adalet diye konuşuyor mesela. Hak meselesini anlamadığı için, itiraz ettiği için değil. Ama şu veya bu vesileyle kendi toplumsal belleğinde veya bireysel belleğinde biriktirdiği bir şey var. Onun için o adalet derken benim babam aslında benim hak dediğim, özgürlük dediğim şeyi kastediyor bir yandan da. Ama biz öyle bir jargonla konuşuyoruz ki yerli olmayan, yerele yaslanmayan, yerel başarılardan, yerel dilden üretmemiş, yerel ihtiyaçlara, taleplere cevap üretmeyen soyut, evrensel bir cümlelerden konuştuğumuz zaman toplum uymuyor ya da topluma değmiyor. O zaman da diyoruz ki ya toplum her şeye rağmen bak demek ki ahlaksızlaşıyor. Demek ki işte rüşveti, yolsuzluğu gördüğü halde oy veriyor ya da anlamıyor diyoruz. Dolayısıyla anlamıyor değil. Yani herkes kendi gerçek hayatında, gündelik hayatında, hanesinin kapısından girerken gerçek dertlerin ne olduğunu herkes biliyor. Dolayısıyla bizim yeni bir ütopyaya, yeni bir ortak yaşam iradesini geliştirecek yeni bir hikayeye ihtiyacımız var. Kime söylüyoruz bunu? Bunu kime söylüyoruz? Valla bunun birkaç tane katmanı var. Önce sivil topluma. Çünkü öncelikle sivil topluma. Entelektüellere ve sivil topluma. Çünkü sığlık önce oradan başlıyor. Ve asıl kendini çaresiz hissetme hali orada başlıyor. Yoksa sokaktaki insanlar bir yandan da problemlerin farkında. Mesela somut başka bir örnek vereyim biraz önceki araştırmanın dışında. Şu anda mesela birinci parti araştırmalarda ya da en azından bizim araştırmalarımızda birinci parti hiçbir partiye oy vermeyeceğim diyenler. Yani giderek de artıyor. Çünkü herkes problemi görüyor. Görmez olur mu? Yani herkes diyelim bu ülkedeki 10 hanenin 7'sinde okula giden bir çocuk var. Bu 10 hanenin 7'sinde en az 5'i daha iyi bir hayata ulaşmak için çocuğunun eğitim almasını, eğitim üzerinden başarılı olmasını, iş bulmasını ve sonra da kendini de daha iyi bir hayata taşıması hayalini kuruyor. Eğitimdeki sorunların şimdi, farkında olmaması mümkün. Eğitim sisteminin bugün geldiği problemin o çocukların sınıf atlama hayaline cevap üretmediği, aksine sınıfsal ayrışmaları kalıcılaştırdığı, yoksulluğu kalıcılaştırdığını görmüyor mu insanlar? Görüyor. Yani fırsat eşitliğinin kalmadığını, kamuya işe girmek için de, kamu hizmetlerine ulaşmak için de partizanlığın esas olmakta olduğunu giderek görmüyorlar mı? Görüyorlar. Ve bundan rahatsızlar mı? Elbette rahatsızlar. Ama insanların seçmen tercihi ya da partilere tercihleri sadece bugünkü problemden beslenmiyor ki. Bir yandan da çare diye bakıp bakmalarına da ya da başka bir ekibin, kadronun, fikrin
ülkeyi yönetme kapasitesi olup olmadığına da bağlı. Onun için önce entelektüel çevrelerde ve sivil toplumda, yani ülke için bir şey yapmaya çabalayan insanlarda bu çaresizliğin atılıp, ya o onunla ittifak yapsın, bu bununla ittifak yapsın, ya da işte öyle bir aday bulalım ki gibi suni, yapay ümitler peşine koşmak yerine samimiyetle bu ülkenin insanlarına, bu ülkenin geleceğine güvenmek, yani bunun için önce hepimizin dönüp bir kendi inancını sorgulaması, kendini yenilemesi lazım. O güvenin üzerinden sonra dönüp peki ne yapıyoruz'u düşünmelerine ihtiyaç var. Bu meşakkatli bir yol olduğunu farkındayım. Ama böyle olmadan 2007'den beri, işte ikimiz de aşağı yukarı aynı çevrelerde dolaşıyoruz. 2007'den beri o parti bu partinin oyunu bölerse, öteki işte dış aktörün baskısıyla B aktörü bilmem ne yaparsa, hep yapay umutlara bel bağlanıyor. Halbuki yapmamız gereken şey gerçekten bugünün Türkiye'sine ve yarının Türkiye'sine, düne takılı kalmadan ne yapacağımızı yeni baştan düşünmek gerekiyor. Burada yapılacak şeylerden bir tanesi de şu: her şeyi biz biliyoruz diye bir şey yazıp çıkmak değil. Bir program hazırlamak. Tam tersine değil. Çoban ateşleri gibi her ilde, her ilçede, her kahvede bu tartışmaları açmak, bu tartışma sürecinin içinden sözü ve sonra o sözün sahiplerinin ortaya çıkmasını sağlamak gerekiyor. Hatta yereldeki özellikleri de katarak. Yani ama kimse buna razı değil. Herkes istiyor ki oturduğu yerden kolay çözüm gelsin. Bu da mümkün değil. Oyun bugün eğer bu korku iklimi üzerinden yürüyecekse seçim ve geleceğe dair bütün önümüzde senin de işaret ettiğin o iki seçimde, doğal olarak insan zihni kaos yerine düzeni tercih ediyor. O zaman da özgürlük mü, güvenlik mi diye bir ikilemin içine gelindiği zaman ve gerçekten de çevremizde, Irak'ta, Suriye'de, şimdi Kudüs'te, orada, burada bütün bu olası riskler ve problemler önümüzdeyken, doğal olarak insanlar var olan düzenden yana rıza göstermeye başlıyorlar. Yani güvenliği tercih ediyorlar. Tabii bir toplumsal rızaya yaslanıyor AK Parti'de sonuç olarak ya da Tayyip Erdoğan'da yaptıklarında. O toplumsal rızayı nereden yaratıyor ya da nasıl üretiyor? O toplumsal rızayı, eğer böyle bir iktidar olmazsa ülkenin karşı karşıya olduğu bütün risklerin sonunda bir kaos var diyor. Şimdi eğer kaos yerine başka bir ütopyayı anlatamıyorsanız insanlara ve bunu insanlara ikna edemiyorsanız, kabul edelim ki hükümetin hayatı yönetmek ve korkuları manipüle etmek kapasitesi daha fazla. Herkesten, sivil toplumdan, diğer dolayısıyla korku değil, korkuya değil, umuda yaslanan bir şey yapılması lazım her şeyden önce. Umudu üretmenin de yolu bence topluma ve kendi emeğine, kendi gücüne, kendi zihnine, yüreğine güvenmek. Şimdi bu yabancılaşmayı kırmaktan, yabancılaşmaktan kurtulmaktan geçiyor. Onun için böyle tuhaf gelebilir. Hani beklenen şey, ya nereden çıkarız? Vallahi işte ortak CHP, HDP, İYİ Parti, işte Saadet Partisi falan bir ortak aday bulurlarsa gibi. Daha spektaküler çözümler dinlemek istiyor olabilir izleyici ama kusuruma bakmasın kimse. Buradan çıkış yok. Böyle bakıldığı zaman çıkış yok. Daha sade bir yerden, herkesin kendi ayağını bastığı yerden yeniden kendini düşünmesinden başlamak diye bir zorunluluk var. Önce kendimizi yenileyeceğiz, sonra toplumun ihtiyaç ve taleplerine göre yeni bir hikaye üreteceğiz. Ama bunun ön şartı geleceğe olan güven, kendi emeğimize, kendi aklımıza, yüreğimize olan güvenden başlıyor. Bu güveni inşa etmeden öbür türlüsü suni çalışıyor bir kere. Bir başka şey şu abi, şimdi bak. Yani şimdi mesela başkanlık seçimleri için sıkça şöyle deniyor. Efendim bir ortak aday çıkacak. İki, her şeyi parlamenter sisteme geri çevirecek. Şimdi buradan oy alma ihtimali yoktur. Yani mesele başkanlık ya da parlamenter sistem meselesi değil çünkü. Mesele hangi sistem olursa olsun demokratik olması, katılımcılığı açık olması, denge denetleme mekanizmalarının ve şeffaflık mekanizmalarının doğru kurulmuş olmasına bağlı. Evet. Şimdi bunları söylemeyip de sadece eskiyi savunuyormuş gibi bir pozisyon ve dilden başarı ihtimali yok bir kere. Yani önce olmazlarını konuşalım diye söylüyorum. O yüzden daha karmaşık gibi görünen ama böyle bir sürecin sonunda ancak yeni bir hikaye üretebilirsek,
toplumun ihtiyaçlarına yaslanabilen bugün eğitim meselesi, mesela sağlık meselesi. Şimdi şöyle bir tespiti yapmama izin ver. AK Parti geldiğinde 2002'de hem eğitimde hem sağlıkta nicelik anlamında müthiş reformlar yaptı. Önemli. Şimdi bizim insanımızın hanenin dirliği, düzenliği diye bir kavramı var. Ya da benim anamın lafıyla dumanın doğru tütmesi diyor benim anam. Şimdi o dumanı doğru tutturan şey hanenin geçimi, hanenin eğitim ihtiyacı, hanenin sağlık ihtiyacı. Ve AK Parti 2007'den itibaren o büyük toplumsal desteğe ulaşmasında bu üç konuda yaptıkları çok önemli bir araç oldu. Ama bugün geldiği noktada AK Parti'nin bu üç konuda da, yani ekonomide de, sağlıkta da, eğitimde de nicelik değil nitelik reformlarına ihtiyaç duyduğumuz noktaya geldiğimiz anda aklı bitti. Durdu. Evet. Çünkü onu bilmiyor. Çünkü entelektüel kapasitesi, siyasi kapasitesi, zihinsel kapasitesi veya yarın sabaha dair Türkiye tahayyülü oradaki nitelik reformlarını kapsamıyor. Ve hala işte büyük proje diyor örneğin. Gelir dağılımında ya da gelir adaletinde şunu yapmak yerine. Ya da işte eğitimdeki mesele hiç konuşmaya bile gerek yok. Dolayısıyla AK Parti ilk defa savunma statüsünde, çünkü yaslandığı üç temel konuda da çok ciddi falso verir, çok ciddi hata yapar durumda. Ama ortalıkta ortak aday bulalım çabaları kadar ülkenin eğitim sistemi ne olsun, ülkenin sağlık sistemi ne olsun ya da gelir dağılımı için ne yapılacak diye çalışan kimse yok. Yani akademisyenler tabii ki bireysel olarak uğraşan çok insan tabii var da. Birkaç tane de ama bir toplum kurumu siyasi aktör yok. Büyüklüğünde hiç kimse eğitim herkes eleştiriyor ama ne yapılacak ya da ne yapmamız gerekiyor söyleyeni yok bireysel çabaların dışında. Ya da sağlık meselesinde ya da gelir dağılımı meselesinde. Dolayısıyla siyaseti yalnızca AK Parti'nin Sayın Cumhurbaşkanı'nın belirlediği gündem içinden çıkarma şartlardan ya da başlangıç noktalarından bir tanesi. Ama bu da yapılamıyor. O zaman da sadece bir mağduriyet üzerinden ve otoriterlik üzerinden ki doğru yani ama bütün hikayeyi buradan kurduğunuz zaman AK Parti'nin ve iktidarın korkutma kapasitesi daha büyük. Ve doğal olarak insan zihni kaos ihtimali varsa düzeni seçiyor. Dolayısıyla ülkeyi yönetebilecekler diye bir kadronun ortaya çıkması lazım ama bu kadronun öncelik kadronun kim olacağı değil. Öncelik sözün ne olacağı? Söz doğru üretilirse arkasında duracak o sözün sahipleri yüzler ortaya çıkar. Ama herkes pratik yoldan yüzün peşinde. Dolayısıyla binler olsun, tanınır olsun, şöyle olsun, böyle olsun. Veya 50+1 olsun. Falan. Ama bu uzman da buralardan çıkış yok. Evet. Yani buralardan çıkış yok. Burada önemli bir nokta var. Sen bir yazında ve konuşmalarında hep siyasetin çok kişiselleştiğinden evet. bahsediyorsun. Aynı zamanda bireyselliğini... Kitleselleşerek bireyselleşiyor evet, diyorum. Evet. Aynı zamanda biraz önce de belirttin. Bireyler de artık kendi kabuklarına iyice çekilmiş vaziyetteler. Ve burada nihai seçim söz konusu olduğunda da güvenliği tercih evet. ediyorlar diyorsun. Belirtmiş olduğun sözün üretilebilmesi, fikrin üretilebilmesinin çerçevesini de çok genel anlamda çizebilir miyiz? Eğitimden bahsettik, adaletten bahsettik, sağlık dedik, sistemden ve rejimden bahsettik, sağlıktan bahsettik. Şimdi kitleselleşirken bireyselleşiyordan kastettiğim şu, bütün dünyada da böyle, Türkiye'de de böyle. Bugünün dünyasında siyaset işte televizyonda her gün liderin konuşması. Dolayısıyla herhangi bir deterjan reklamı gibi. Koltuğunda oturan evinde televizyonun karşısındaki her bir diyelim 56 milyon seçmene birebir siyasi liderler ulaşıyor. Derdini söylüyor, meramını söylüyor ve siyaset buradan yürüyor. Evet. Yani örgüt, sokaktaki ilişkiler, örgütlü kesimlerin kendi içindeki uzlaşma arayışları ya da işte münakaşalar, münazaralara teslim olmuş, müzakere yapılamıyor ama müzakere süreçleri çalışmıyor. Dolayısıyla parti dediğimiz örgütlenme giderek gündelik hayattan da kopuyor. Halbuki mesela AK Parti'nin yine 2002'deki en büyük başarısı o sokaklarda son derece güçlü olan örgütlenmesiydi. Ama bugün geldiği mahallede. Evet. Halbuki bugün geldiğimiz noktada AK Parti sadece liderinin her gün televizyonda
ya da iki liderinin diyelim, başbakan da dahil, cumhurbaşkanı da dahil, neredeyse 7 günün 5 gününde televizyon ekranlarındalar. Dolayısıyla da o eski örgütsel faaliyetinde sekteye uğramalar olduğunu sanıyorum. Ve her bir konuda konuşuyorlar. Evet. Ve bu tür siyasetin ürettiği tabii başka bir handikap daha var. O da şu, Türkiye gibi hala kalkınma, modernleşme problemlerini bile çözememiş bir ülkede, eğer siyaset sadece böyle televizyonda kitlelerle, birey koltuklarındaki bireylerle ilişki kuruyorsa, o zaman diyelim fabrikalardaki işçilerin örgütlenme hakkı ya da sendika hakkı veya işte toplu sözleşmesindeki problemlerden haberi olmuyor artık ya da dinlemiyor onu. Ya da ziraat odalarında çiftçilerin derdiyle, gübre problemiyle, mazot problemiyle, tohum problemiyle artık haberdar olmuyor. Yerelde milletvekilleri oluyordur, hani abartıyorsun tabii diyebilir bazı izleyiciler, ama özü itibariyle parti dediğimiz örgütün ülkenin, toplumun farklı katmanlarının farklı örgütlenme modelleriyle ilişkisi ve bilgi akışı karşılıklı interaktifliğini yitiriyor. Sadece partililerin gidip o örgütlere, diyelim ziraat odalarının genel kuruluna, işte başbakan gidiyor, aynı cümleleri söylüyor. Onları dinlemiyor ki. Ya da mimarların bilmem ne toplantısına gidildiği zaman. Dolayısıyla halbuki şu anda daha çok temelde başka problemlerimiz olduğu için bu örgütlerin müzakere süreçlerine ihtiyacımız var. Bu örgütlerin hayata müdahil etme çabalarına, üretecekleri bilgilere, projelere ve üretecekleri sözlere ve insanlara ihtiyaç var. Halbuki siyaset bütün bunlardan koptu, kopuyor giderek. Birinci problem bu. Halbuki Türkiye'de bizim bugün hani seçim meselesi tartışılırken ya da seçim sistemi tartışılırken de çok konuşuluyor ya, işte istikrar temsil vesaire vesaire. Ve istikrar savunuluyor falan. Şimdi bu tartışmanın içinde de şimdi söyleyeceğim şey geçerli. Benim kanaatim şu, Türkiye'de biz devleti yeniden kurmak gibi bir zorunlulukla karşı karşıyayız. Bir sürü sebepten, yani soğan kabuğu gibi soyarak gidelim. Bir 15 Temmuz'du yapan insanların, örgütün, o kötücül örgütün izlerinden kurtulmak için. İki, geriye doğru gidersek bütün devletin hayatı yönetmeye çalışan, hayatı denetlemeye çalışan, makbul vatandaş tanımları yapan, merkeziyetçi otoriter yüzünün yenilenmesine ihtiyaç var. Kaldı ki bütün bu bugün güncele geldiğinde zaten var olan devlet nizamı, işte ülkeyi yönetenler de söylüyor ki, omurgası kırılmış durumda. Yani dolayısıyla biz sadece eski devleti geri çevireceğiz her şeyi diyerek değil, devleti ve yönetim nizamını demokratik, şeffaf, denge denetleme mekanizmaları doğru kurgulanmış, katılımcılığı açık bir biçimde yeniden kuracağız demek lazım. Gerçekten de Türkiye'nin ihtiyacı bu. Şimdi bunu nasıl yapabiliriz? Bunu biraz önce adalet meselesinde söylediğim gibi, ülkede kendini mağdur hisseden ama Kürtler, ama dindarlar, ama solcular, ama özgürlükçüler, ama işçiler, ama çiftçiler, her kesimin kendi örgütleri üzerinden bu yeniyi nasıl yapacağımız tartışmasına dahil olmasıyla, biraz yani, ezber bozarak herhalde değil evet, mi? Yani, ve katılımcılıkla yapabiliriz. Dolayısıyla bizim seçim sisteminde ya da parlamento oluştururken kollamamız gereken şey artık istikrar olmaktan çıkmıştır bana soruyorsan. Meselemiz çünkü yönetmek problemi değil. Meselemiz yargıyı, devleti ve yönetim düzenini yeniden demokratik bir biçimde kurmak meselesi. Bu kurmayı Kürtlere rağmen Kürtlere içine alıyoruz ya diyerek, ya da dindarlara rağmen dindarları da laikliği doğru tanımladık diyerek, ya da solculara rağmen özgürlük ve hakları doğru tanımladık ya diyerek kuramayız. Bütün toplumsal kesimlerin dahil olmasıyla, müdahil olmasıyla doğruyu kurabiliriz. Bir ölçüde de mutabakatını sağlayalım. Aynen öyle. Yani yeni bir toplumsal uzlaşma üretmemiz evet lazım. Bu da ancak örgütlü toplum kesimleri üzerinden olabilir. Yoksa yani bir gün sabah güneş doğarken 80 milyon kapının önüne çıkıp birbirine sarılarak uzlaştık diyecek mümkün değil ki. Mümkün. Dolayısıyla bizim toplumun örgütlenmesine ve bu örgütlenmişlik üzerinden bütün bu tartışmalara dahil ve müdahil olmasına ihtiyacımız var. Örgütlü toplumu da biraz açar mıyız? Kimleri kastediyoruz? Çünkü ya, bir yandan da çok ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. Siyaset yapmak çok zorlaştı. O hal koşulları altında hareket etmek çok zor hale geldi. Bu anlamda da adresi biraz daha netleştirebilmek. Hayır, açısından... şunu söylemek lazım tabii. Bugün daha özel koşullarda, yani her gün bir önceki günü arıyoruz neredeyse. Evet, evet. Yani bugün karşımızda... Şimdi de bugün yeni çıkacak KHK'yı bekliyoruz. Bugün karşımızda hükümran bir parti var. Hakim parti de değil. Yani hayatın her alanını yönetmeye çalışan,
hükümran bir parti var. Her yere müdahale eden. Tek tipçi ve merkeziyetçi ve keyfiliğe yaslanan bir yönetim ve iktidar anlayışı var. 3. Kutuplaşmadan ve kimliklere sıkışmışlıktan medet umuyor ki o zaman her halükarda yine 45-50 aralığında bir şey mutlaka yakalıyorum ha yaslanıyor. Onun için kutuplaşmayı biz ve onlar diye sürekli bir dil kurmayı siyaset tarzı olarak benimsemiş bir parti ve iktidar var karşımızda. Ve de çevredeki, dünyadaki bütün bu problemlerden dolayı da artık kendi başımıza kaldığımız, dünyada da güçlü bir demokrasi hareketinin olmadığı, dünyada da işte Trump'ların, Putin'lerin var olduğu, dolayısıyla onların Türkiye'den beklentilerinin kendi çıkarları, senin benim çıkarlarımızın değil, kendi çıkarları olduğu bir zaman aralığında konuşuyoruz bunları. Ama bunu yine de siyaset marifetiyle ve kendi gücümüzden aşmanın dışında başka bir yolu yok. Yani Hrant Dink'in benim kendime motto edindiğim bir cümlesi var. Ülkemizde karanlık şeyler olabilir ama aydınlatmak bizim işimiz, başkalarının işi değil. Değil tabii. Dolayısıyla bunu aşabilmemizin, bu problemleri çözebilmemizin bir tek yolu var. Yine meşru siyaset alanında ve yine sokak sokak, kahve kahve örgütlenerek. Ama bunu yapabilmenin yolu örgütlenelim arkadaşlar diyerek değil. Gerçekten o kahvedeki herkesin ihtiyaç ve taleplerini anlayarak. Dolayısıyla örgütlenmekten kastım şu. Eğer her şeyin doğru olduğu, demokratik olduğu, düzgün bir toplum noktasına ulaştığımız gün her farklı kesimin ama ekonomik sınıf bazında, ama kültürel kimlikleri bazında, ama çıkar grupları bazında, ama meramı, hedefi, derdi farklı olanlar bazında herkesin örgütlenebildiği, örgütleri üzerinden en küçük mahalleden başlayarak kendi yönetim düzenlerine, kendi sokaklarına, kendi mahallelerine, ilçelerine, illerine ve ülkelerinin hayatına müdahil olabildikleri bir yapı benim hayal ettiğim şey. Bunun tabii ki bugünden yarın olmadığını biliyorum, olmayacağını da biliyorum. Ama devleti ve yönetim biçimini yeniden de yapılandırmak derken de zaten kastettiğim o. Yani biz bu merkeziyetçi ve tek tipçi düzen yerine bugünün hayatına uygun başka bir yönetim biçimi kurmamız lazım. Şimdi bütün siyasi tartışmaları bir kenara bırakalım. Mesela daha somut başka bir alandan bir şey söyleyeyim. Bizim zihnimiz, hani bu test sınavları nedeniyle de birazcık, seçeneklerin içinde bir tane doğru olmasına yatkın çalışıyor. Onun için de seçeneklerin içinden en doğru hangisi diye bakıyoruz. Halbuki bugünün hayatında bütün seçenekler doğru. Önce zihnimizi buna uydurmamız lazım. Burada bütün, da ezberi bozmamız tamam, gerekiyor. Bütün seçenekler doğru. Bütün seçeneklerin doğruluğunu savunabilmesi için bütün seçeneklerin arkasındaki insanların ya da kümelerin ya da sınıfların ya da kimliklerin örgütlenebilmeleri, kendi doğru seçenekleri içinde mücadele etmeleri, müzakereye dahil olmaları gerekir. Benim örgütlü toplumdan kastım bu. Bunun da yolu mahalleden başlayarak gerçekten katılımcılığı açık bir yönetim düzenine geçmek. Onun için yeniden bir toplumsal uzlaşma, yeni bir anayasa, yani anayasa dediğin şey sadece devletin kurallarını tanımlamıyor. Devletle toplumun ilişkisini de düzenliyor. Dolayısıyla bizim iki şeye ihtiyacımız var. Hem devletle toplumun ilişkisini yeniden uzlaşmaya ve düzenlemeye ihtiyaç var. Hem de toplumun kendi içinde yeni bir uzlaşma, mutabakat ya da biz duygusu üretmeye ihtiyaç var. Ancak böyle bir tartışma süreci o biz duygusuna götürür. Yani eğer birbirimizi duymazsak, anlamazsak, dinlemezsek, birbirimizden farklı ihtiyaçları, talepleri olduğunda en azından hemfikir olmazsak toplumsal uzlaşmayı öyle emir buyrukla yaratamayız ki. O yüzden bugünkü gerilim biraz da iktidarın bütün tartışmaları sadece ve sadece kendi iktidarını sürdürme noktasına kitlemesi ve biraz önce söylediğim gibi ama eğitimde, ama sağlıkta, ama ekonomide, ama siyasi konularda bütün aklının ya da kapasitesinin, maharetinin var olan iktidarını ve gücünü merkezileştirerek sürdürmeye çabalamasına kilitlendiği için. Dolayısıyla bugünkü AK Parti yönetimi örneğin 2002'deki AK Parti programına imza atacağını sanmıyorum ben. Zaten birçok konuda da yani, geri almaların dolayısıyla başladığını hani bunun ürettiği problemleri konuşuyoruz. Bunun ürettiği tabii ki yolsuzluk, yoksulluk, bir sürü başka türev problem var. Ama biz sadece bu problemlerin ürettiği ruh haliyle ve eziyetten ve mağduriyetten konuşarak buradan çıkamayız. Ve bir
kümenin, bir kitlenin, ülkenin entelektüellerinden başlayarak bu ülkenin, bu toprakların çocuklarının yeniden bu ülkenin geleceğini düşünmesine ihtiyaç var. Bunun da başlangıç noktası bu ülkenin geleceğine güvenmek. Ve kendimize güvenmek. Kendimize güvenmek ve bu ülkenin insanların tercihlerine, seçimlerine, aklına, yüreğine, umuduna güvenmek. Evet. Bekir Ardır, çok teşekkürler. Ben zamanımızı hızla tamamladık. Evet. Çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. Bu küresel ara buzul dönemin 3 programını burada tamamlamış oluyoruz. Ama tabii yeni yılla birlikte, 2018 ile birlikte peki iyi, güzel ama bundan sonra ezberi nasıl bulacağız? Bulacağız. Tamam. Konuştuğumuz her konunun kolaylaştırıcılığını nasıl sağlayacağız? Bu konuda nasıl fikir üretebiliriz? Belki başka konuklarımızı da davet ederek onlarla birlikte. Son cümle yine şunu tekrarlayayım, konuşurken de söyledim. Gerek İstanbul Hepimizin grubunun yaptıkları, gerek Medyaskop'un yaptıkları. Demek ki her zaman bir yol var. Evet. Ve her zaman umutlanılacak, uğruna emek harcanacak, uğruna adanmaların üretilebileceği, aynı zamanda keyif alınabilecek işler var. Yeter ki yapmak isteyelim. Evet. Çok teşekkürler tekrar. Efendim, İstanbul Hepimizin girişiminin kamuoyuna ilk duyurusu 14 Aralık 2013 tarihinde gerçekleşmişti. Ve İstanbul Sözleşmesi'ni büyük bir toplantıyla, kamuoyuyla paylaşmış idik. Bunun da 4. yıl dönümünü bu hafta kutluyoruz. Aynı zamanda programımızın başında da belirttik. 12 Aralık 2016 tarihinde başlayan Şehir Hepimizin programı da bir yaşını doldurdu. Bir yaşında. Evet ve önümüzdeki dönemde de yeni programlarla sizin karşınıza çıkmaya gayret edeceğiz. Bekir Ardır'a çok teşekkür ediyoruz. Gelecek programda yeni bir Şehir Hepimizin konuklarıyla bir arada olacağız. Hoşça kalınız.